Bu arada bir sürprizimiz var. Demiştik ya Recep'imle beraber bir sürprizimiz olacak. Sevgili Recep'im şu an, Recep'imiz daha doğrusu şu an hattımızda. Hoş geldin. İyi akşamlar Adnan'ım. Güzel bir cuma akşamı, güzel bir geceden selam olsun bütün Mavi Karadeniz izleyicilerine. Seni de kutluyorum, takip ediyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyorum. Bayağıdır görüşmüyoruz değil mi? Uzun zamandır Yahu görüşmüyoruz. esasında zaten bir pandemi dönemi oldu. O arada ben yine bir şeyler yaptım. Bir şeyler becerdim. Ama hakikaten ülkemize büyük geçmiş olsun. İnşallah İnşallah. aynı olayı bir daha yaşamayacağız. Millet olarak böyle dikkat ettiğimiz sürece çok güzel atlatacağımıza inanıyorum bazı şeyleri. Çünkü eskisi gibi olmayacak hiçbir şey. Biz de yeni düzene yavaş yavaş ayak uydurmaya çalışacağız kardeşim. İnşallah. Seninle de bayağıdır görüşmüyoruz herhalde. Birkaç saat olmuştur, değil mi? Ya bugün oradaydık sağ olasın ilginden, alakandan Olur mu öyle dolayı şey canım ya? kardeşim. Orası aslında bizim kültürümüzün, gönüllerimizin, kalbimizin evi. Onun için Fuat Bey'i her zaman takdir etmiş, kutlamış bir adamım. Bu yani öyle kolay da değildi yani. Bir televizyonu ayakta tutmak hakikaten yürek ister, beden ister, akıl ister. Yani bir şekilde adam başarmıştır. Alkışı her daim hak etmiştir. Çünkü Karadeniz müziğine, Karadeniz kültürüne çok emek veren bir kurum. Onun için Mavi Karadeniz bizim ilklerimizdendir, kıymetlidir. O ekranları biz de özledik. İnşallah eskisi gibi bugünkü Dur sohbetlerimizde söyleme. zaten Dur söyle. söylemiyorum, bir şey Yok. demiyorum. Hani Dur. seninle olan Dur sohbetimiz dur. Dur sürpriz var dedim. Şimdi durdu. sürprizi şimdi söyleme. Biraz daha Durdu. beklesinler. Öyle yok. Ha, Öyle ben dur. uyanamadım. Ben diyorum ya tekneye gittim. Adnan'ım senden sonra. Söylemesi ayıp. Hem bugün biraz sonra kısıtlamadan dolayı hem dedim biraz daha ben haftada en az 5 gün 4 gün denizi göreceğim. Duramam Ha. zaten. Evet. Sağ olsun kardeşlerimle oturduk çayımızı içtik. Hem işleri vardı projelerimiz falan Evet. bir sürü olay konuştuk. Yeni gelmiştim. Tam Oh, ah, hazırlandım. Her tamam. şey böyle dakik yaklaştı kardeşim. Şimdi sen Şimdi bana sorabilirsin. ben Ben soruları sana soracağım. Ben cevaplayabilirim. izleyicilerime dedim ki, Recep'im, ben izleyicilerime dedim ki bir sürprizimiz olacak dedim. Evet. Beklettim izleyicilerimizi. Şimdi Evet. sürprizimizi programın Evet. sonunda söyleyeceğiz sevgili izleyiciler, ama Olsun. Tamam gerçekten sizin de kardeşim. çok böyle mutlu olacağınız, ya iyi ki beklemişiz bu sürprizi diyeceğiniz bir sürprizimiz olacak. Ama önce muhabbet edelim. Bir soru daha sorayım. Hatta Recep'im güzel bir eser söylesin bize birazdan. Ben bir soru daha sorayım. Bu arada hayranlarınla uzak kaldın nihayetinde. Yani onlar seni Evet. özledi. Sen onları gerçekten çok özledin. Bu dönemde iletişimi nasıl sağlıyorsun sevgili Recep'im? Dedim ya benim 100.000'e yakın abonem var Adnan'ım. Ben onlara hep duygudaşlarım diye hitap ederim. Onlar hakikaten bizler ben onu diyor. Benim işim müzik. Beni Rabbim bunun için yarattı. Sanki insanları yaşamaya çalışıyorum. Bir sürü yaşanmışlıklar var. Onun için türkülerimde, şiirlerimde çok dikkat ederim. Hikaye oluşmasında. Hikaye olsun derim ki acı ortak acımız, mutluluk ortak paydamız. Evet. Her şey öyle. Çok şükür nice yüreklerde yer edindik. Bu kolay iş değildir. Fuat Hocam'ın çok güzel bir lafı vardı. Recep'im dedi. Yani artık yani hayat öyle bir oldu ki hiçbir şeye ispata gerek yok. Rakamlar her şey ortada diyor. Doğru. Fuat Hoca'ya bugün bir kez daha hani diyorum ya onunla da güzel bir sohbetimiz oldu. Birbirini de özlemiştik zaten. Ama adam televizyoncu da iş malum yani. Sonuçta dedik ya takdirlerimizi her zaman almıştır. Ayakta durmuştur. Neyse kardeşim. Yani iyi olacak inşallah. Müzik ben yaptım dedim ya. 4 ay ara az bir ara değil. 3 ay ara verdik. Hep evdeydik. Hiç çıkmadık. Hatta biz bu anlamda sosyal durumda medyadan mesajlar da verdik. Hani evde kalalım. Çünkü hakikaten göremediğimiz bir katil var ortada. Allah korusun çünkü hepimizin çoluğu çocuğu var. Evet, Ama Allah. ben bir şekilde o aralarda işte serbest olduğu bazı günler o şekil bir iki video bir şeyleri yaptık attık işte. Ben iki parça paylaştım pandemi dönemi.
Evet. Onlar da benim yapabileceğim buydu. Hani o kadar yattık ama sağ olsunlar. Tabii ki müzik dinleniyor ama dışarıda dinlenildiği gibi değil. Müzik mesela daha çok dışarıda, arabada dinlenilir, bahçede dinlenilir, sahilde dinlenilir. Onun için pandemi durumundan dolayı müzik sektöründe, gönüllerde muhakkak bir şeyler eksilmiştir ama hiç önemli değil. Evet. Rabbim eski günleri inşallah amin. Tekrar bu millete nasip amin. Edecektir diye amin. Düşünüyorum. Amin. Peki, şimdi seni özlemişlerdir hayranlarında. Arkada çok saz yok. Daha doğrusu arkada saz yok ama tabii senin sesin her zamanki gibi harika. O nedir ya? 60 milyon ne Recep'im ya? 60 milyon nedir ya, Allah aşkına ya? Vallahi ne mutlu. Çok mutluyum o konuda. Yani bir eser kolay değil. Ve diyorum ya, bizim yaptığımız işlere illaki bir şeyler oluyor. Aslında bu ülkede müzik sektörleri tarafından, müzik medyası tarafından ayakta alkışlanacak bir eserdi. Ama ne hikmetse sırası gelmedi galiba. Sırası geldiğinde de biz de doğruları konuşuruz. Ya ama bir şey rica edebilirim mi? Bir rakam değil. Evet. Bir şey rica edeyim. Bizim Uğur, yönetmenim benim Uğur, Recep'im. Senden biz dostuz, arkadaşız. Ben seni gerçekten çok seviyorum. Sanatçı kişiliğine de hayranım. Kurban olurum. Biz insanız, birbirini sevmek zorundayız. Evet. Bir şey rica edebilirim. Düzgünsek düzgün olacağız, birbirini seveceğiz. Bir şey rica edeyim senden. Ya bizim Uğur bir YouTube sayfası açmış. Evet. Geçen gün dedim ki kaç kişi baktı dedim. 30 kişi miydi Uğur? 30 değil mi? Uğur. Evet, 30 kişi izlemiş. 1000 tane izleyici gönderir misin YouTube'dan kardeşimize? Canım sana kurban ya. Ne demek kardeşim ya. Yeter öyle bir şey olsun, senden de reklam. Biz diyorum kocaman bir aileyiz Adnan. Evet, hakikaten kocaman bir aileyiz. Kesinlikle. Hani yani duygudaş demek yani çok... Yani özel bir şeydir ya. Ne demek ya benim şarkımı, benim dedim ya, ispata gerek yok. Zaten ben gıdamı o yorumlardan alıyorum. Evet. Sağ olsunlar. Tabii evet. Yani 3-5 tane de olumsuz yorum sıkıyor. O çıkmasa zaten kendimizden de şüphe ederiz. Evliya mıyık neyik kardeşim deriz yani bize. Doğru söylüyorsun. Hani bunlar da olacak ama herkesin de takdirini almışızdır. Alkışlamışlardır. Benim canlarımdır onlar. Onlar namı veren de onlardır. Tahtı veren de onlardır. Biz Allah sadece Allah. Taşımakla mesulüz kardeşim. Gönlüne Rabbim sağlık. Son nefesime kadar adam gibi bu tahtı, bu sorumluluğu taşımayı bana lütfetsin inşallah. Amin. Hep amin. Onu diledim ve onun için benden her ay bir eser. Ben durmam. Benim bir sürü eserlerim var. Bir sürü sürprizlerim var sevenlerime, dinleyicilerime. İnşallah paylaşacağız zaten bunları. Sizinle de paylaşacağız. İnşallah. Peki güzel bir eser alalım hayranların için sevgili Recep'im. Sonra muhabbete devam edelim. Basit oldu şimdi sermeler, ayrılıklar birer birer. Nerede deli gibi sevenler, hepsi ayrı ayrı yerdeler. Canma can olacaksan olur gel. Gel 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 kainata, kurda kuşa dur gel. İyi günde kötü günde erdemde hep yanımda olacaksan gel gel gel. Eyvallah, yüreğine sağlık, ağzına sağlık. Canımsın. Şimdi canımsın gelelim kardeş. Sürprize. Sürprize gelelim. Evet, onu da sen açıkla. Onu da ben açıklayayım. Şimdi sevgili izleyiciler. Recep'im gibi sanatçılar gerçekten hem canımsın, bölge için... Estağfurullah. Hayır yani sorumlu. Yüz yüzeyiz diye söylemiyorum. Canımsın. Hem bölge için hem de Türkiye için önemli. Neden? Çünkü benim bu adamlar kültür elçileri. Yani bundan yıllar sonrasına bu müziğin gitmesi için bir çaba sarf ediyorlar. Emin olun. Gecelerini gündüzlerine katıyorlar, çalışıyorlar, çabalıyorlar. Dolayısıyla bizim için çok değerli sanatçılar. Sizin de Recep'imi ne kadar çok sevdiğinizi biliyoruz. Ve Recep'imden de rica ettik. O da kabul etti. Recep'im bundan sonra salı günleri saat 21.30'da Süper Salı programıyla sizlerle birlikte olacak. 3 saat dolu dolu program inşallah. Yapacak. Hayırlı uğurlu olsun. Alkışlayarak muhteşem, hayırlı olsun diyelim. İnşallah muhteşem vakitler geçireceğiz. Hep beraber keyif alacağız. Hep beraber keyif vereceğiz inşallah. Çünkü bana deseler hayatın anlamı ne diye sadece müzik derim yani. Müzik ifadedir.
çok şeydir. Evet. Sorumluluktur. Evet. Büyüktür. Yani müzik kolay iş değil. Duygu ya o, yani duygu satıyorsun. O duygularına 60 milyon cevap veriyorsa burada ya, bayağı bir iş var. Kesinlikle, kesinlikle. Eyvallah. Bir kez daha yakta alkışlıyoruz. Sevgili Recep, canımsın. Recep'im, senden bir şarkı daha alayım. Sonrasında da son sözlerimizi alacağız. Şöyle gönlünden ne geçen. Ne demek? Mesela en çok hangi şarkını seversin sen? Hepsi tamam. Benim bütün şarkılarım inan bana evladım gibidir. Çünkü o kadar dikkat ediyorum ki Adnan'ım, hani acaba ne dökülecek bilmiyorum ki yüreğimden. İşte ama dedim ya, orası bir derya benim de göremediğim. O girdiğim vakit o zaman dökülüyor bir şeyler. Yazıyorsun ve bunu paylaşıyorsun. Aslında bu belki de bizim geçmişimizde de muhakkak yaşadığımız bir ayrıntı, gözümüzden kaçan. Ama muhakkak aynı duyguları inan bana nice yaşayanlar var. Ben o kadar hikayeler duydum ki kardeşim. Onun için inşallah bir gün seninle de böyle ekranlarda bir sohbetimiz olur. İnşallah. Sen sorarsın da ben cevaplarım. Ne yani, güzel olur hangisini ya. Anlatayım yani, bir sürü hikayem var ya kardeşim. İlerleyen günlerde öyle bir program da yapalım inşallah. Ben eyvallah. Sorayım sen cevapla. Seve seve. Ne demek? Yani bir de tabii şimdi Recep'imin şöyle bir iyi yönü var. Daha doğrusu iyi mi kötü mü onu artık bilmiyorum ama şimdi Recep'im tamam şarkı üretiyor. Şarkıyı kendisi yazıyor. Müziğini kendisi yapıyor. Eserlerini kendisi seslendiriyor. Ama bu biraz da yıpratıyor insanı. Şöyle ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum sen de aynı şeyi mi düşünüyorsun? Şimdi bir insanın duygu yoğunluğu çok fazla olunca hayat da biraz fazla yıpratıyor insanı. Çünkü hani derler ya, delilik de lükstür. Neden? Deli adam kimseyi takmaz. Yoluna devam eder. Ama eyvallah. Ama düşünen adam devamlı düşünür. Her şeyi, işte börtüyü böceği düşünürsün, hayvanları düşünürsün, ayrılanları düşünürsün, yas tutulur yası düşünürsün, mutlu olur mutluluğu düşünürsün. Düşünen adamın yükü biraz daha fazla oluyor sevgili izleyiciler. Eyvallah. Bu noktada seninle de iyi bir sohbet olacağına inanıyorum. Eyvallah. Bir eser daha alalım sevgili Recep'im. Ne demek kardeşim? Bu da benim için çok özel eserlerim dedin ya. Yani onu da böyle bir nakarat, bir kuble okuyayım. Peki. Hadi bakalım dinliyoruz. Haklı isen özür dilemem, benliğimden ödün vermem, her kişiye alkış tutmam, herkesle de övün demem, şüphemiz yok anamızdan, babamızdan, atamızdan, şüphemiz yok kıblemizden, önümüzden, arkamızdan, şüphemiz yok soyumuzdan, soyumuzdan, sopumuzdan, şüphemiz yok kıblemizden, önümüzden, arkamızdan. Eyvallah kardeşim. Ekip olarak alkışlıyoruz ve sevgili Recep'im, salı canımsın. Günü de saatler 21'i gösterdiğinde yine Mavi Karadeniz ekranlarında izleyicilerimizle, hayranlarınla birlikte olacaksın. İyi tüm sevenlere duyurulur. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim utandırmasın. Amin. Ama en çok mutlu olduğum tarafı hakikaten artık sevenler kavuşuyor. Çünkü canlı yayın da büyük bir sorumluluktur. Kalpten kalbe, yani o görünmeyen yol var ya diyor hoca, Neşet Hoca. İşte o tel. Oradan biz birbiriyle yine aynı frekanstayız. Mesela. Peki iyi ki varsın. İyi ki sen bizimlesin. De iyi ki varsın kardeşim. Canımsın. Allah uzun ömürler, sağlıklı günler nasip etsin. Başarılar diliyorum. Tekrar en kısa zamanda görüşmek üzere. Hayırlı cuma akşamlar efendim. Çok teşekkürler. Sevgiler. Sağlıkla kal. Sağ çok olasın. Teşekkürler. Sağ sevgili olasın. Kardeşim benim.